Merhabalar güzel insanlar. Yılbaşı çat kapı bu sene de geldi. Gerçekten bunu her sene söylüyorum. Yılbaşlarını sevmiyorum. Yani bir yıl daha geçirmemizin nesini kutluyoruz? İnanın ben anlamıyorum yani. Ama yine de biz cicilerimizi yapacağız efendim. Bunun için kah Noel babalı, kah kurabiye evli, kah çeşitli pastalı ve kütük pastayı da unutmamak gerekiyor. Biz pastacıların en fazla çalıştığı günlerden bir tanesi. O yüzden de pek bir severiz. Gerçekten. Bu videomuzda da kurabiye ev yapacağız. Tabii ki benim tarzımla yapacağız. Kurabiye evim, bende şöyle bir anısı var. Bana her zaman Hansel ile Gretel'i hatırlatıyor abi. Gerçekten o cadı çocukları kaçırıyor falan. Onları yemek istiyor. Niye yemek istiyor yani? Anlıyor musunuz? Yani çocukluğumun bir travması var bu konuyla ilgili. Ne zaman bir kurabiye evi görsem sanki çocuklar yenilecek gibi hissediyorum ya. Gerçekten tamam hoş duruyor bir şey yapıyoruz güzel bir şey çıkartıyoruz ortaya ama travmam var yani bu konuyla ilgili. Travma yani. Anlıyorsunuz değil mi? Travma. Ama yine de kurabiye evimizi yapacağız. Bu görevi üstlendim. Evet bu görevi hakkıyla başaracağım. Şimdi ne yapacağız? Kurabiyelerimizi yapacağız. İlk önce hamurumuzu tutacağız. Kurabiyelerimizi yapacağız. Ondan sonra royal icing'imizle onu bir güzel süsleyeceğiz. Böylelikle sizler de onu mis gibi yapabileceksiniz. Hadi bakalım. İlk önce kalıp çıkartıyoruz. Başlayalım. Gördüğünüz üzere bayağı yılbaşı moduna girdim. Şimdi kalıp çıkartırken ne yapıyoruz? Zencefilli kurabiye elimizde. Ben küçücük böyle bir şey yapmak istemedim ve birazcık büyük bir ev yapmak istedim. Sıradanlığın dışına çıkıyoruz. Kalıbımızı nasıl çıkartıyoruz? Aslında çok kolay. Bildiğiniz A4 kağıdı. A4 kağıdı. İlla santim bilmenize gerek yok. A4 kağıdı aldım. Tamam. Evimin önü bu. Bunların şeylerini, santimlerini videonun sonunda vereceğim. Oradan da alabilirsiniz. Aynı zamanda eğer isterseniz Instagram'dan, story'den de paylaşacağım. Efendim ne yaptım? A4 kağıdımı aldım. Bir tanesi önü, bir tanesi arkası olarak. Evin ön ve arkaları. Anlaştık mı? Tam ortasını belirledim. Ve bir tane kapı çizdim. İki tarafına da eşit iki tane pencere. Ve A4 kağıdını yarıya bölerek evin yan duvarlarını elde ettim. Bakın bu bir A4 kağıdı. Tamam mı? Yan duvarlarını elde ettik. Ardından buradaki santimini ölçtüm. Bakın bir tane üçgen yaptım. Gördünüz mü? Çok güzel ya. Boyutları size dediğim gibi videonun sonunda paylaşacağım. Ve burada da çatısı içinde iki tane A4 kağıdını şöyle üst üste yapıştırdım. Ve bir çatı elde ettik. Bu kadar kolay. İlla bilmem ne santimi illa gidip bilmem nereye kurabiye evi kalıp alacağım. Herkes de aynı. Neden yapasınız ki? Neden o? Herkes de aynı olalım ki değil mi? Bakın kağıtlarımız var ve biz iş üstündeyiz. İnanılmaz lezzetli kurabiyemizin yapımına geldik efendim. Ne yapıyoruz? Burada malzemelerim var. Fakat bunların gramajları videonun altında yazıyor. O yüzden oradaki gramajları lütfen defterinize not ediniz. Ne yapıyorum? İlk önce geniş bir kasenin içerisine isterseniz stand mikseriyle de yapabilirsiniz. Ben bu sefer stand mikseriyle yapmıyorum. Çünkü sevgili Semoş stand mikserinin hamur yoğurma ucunu kaybetti. Dolayısıyla iş başa düştü efendim. Stand miksersiz yemiyoruz. Unumuzu geniş bir kaseye aldık. Her zaman söylüyorum ben çok amaçlı veya özel amaçlı unu kullanıyorum. Marketlerden bulabileceğiniz bir ürün kendisi. Ama her videomda da söylüyorum. Eğer ki merak ediyorsanız Instagram'dan DM'den bana yazabilirsiniz veya bu videonun altına yorum olarak sorabilirsiniz. Unumu koydum. Şekerimi koyuyorum içerisine. İlk önce bütün kuru malzemelerimizi geniş kasemizin içerisine koyuyoruz. Tabii ki zencefil. Ben normalde bunun kokusunu falan çok beğenmem. Bazen böyle öksürük yaptığımda böyle zencefil balla falan tabii öksürüğü gidermek için tüketiyorum. Ama mümkün olduğunca az. Çok bana göre bir şey değil zencefil. Ama kurabiyenin içerisinde o acı tadı falan tamamıyla yok ediyoruz. Zencefil olur da tarçın olmaz mı? Dünyadaki en mucizevi baharatlardan bir tanesi tarçın. Her derde deva.
Bununla ilgili de yıllar evvel bir dergide yazı yazmıştım. Çok o zamanlar bayağı araştırmıştım. Çok güzel olmuştu. Karbonatımız var. Pıt 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 pıt. Tabii ki her tatlı üründe ne yapıyorduk? Tuz koyuyorduk. Bunu unutmuyoruz. Değil mi? Artık alıştık bunlara. Bütün kurularımın hepsi burada. Tereyağım var. Burada tabii ki kaliteli bir ürün yapmak istiyorsak tereyağı kullanıyoruz. Her zamanki gibi ne diyoruz? Tuzsuz, açık renkli bir tereyağı. Anlaştık mı? Neydi? Köy tereyağı kullanmıyoruz. Köy tereyağı yemekte. Tereyağımı aldım. Bak, minnoş minnoş. Ve içerisine koydum. Aynı turta hamuru yapar gibi parmaklarımızla piç piç yapacağız. Tereyağını her tarafına geçireceğiz. Eğer ki stand mikseri kullanıyorsanız orta hızda tereyağı iyice de kum görüntüsü elde edene kadar dolaştırmanız gerekiyor. Ne yapıyorum? İlk önce parmaklarımla eziyorum. Burada soğuk veya oda sıcaklığında tereyağı hiç önemli değil. Soğuk tereyağı kullanırsanız biraz parmaklarınız yorulacaktır sadece. Parmaklarımızın ucuyla bakın kum görüntüsü elde edene kadar pıtı 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 pıtı. Burasıyla değil, parmaklarımızın ucuyla. Birazcık yorucu ama biz hallederiz. Kum görüntüsünü elde ettik. Şimdi içerisine 4 tane yumurta sarısı. Ama mümkünse bunu birazcık çırpın. İçerisine koyuyorum. Yumurta sarılarımı. Tabii stand mikserimiz olaydı, hayatımız çok kolaydı. Çok kolaydı. Ben orijinal tarifin dışına çıkmıyorum. Akçaağaç şurubu koyacağım. Efendim, eğer ki akçaağaç şurubu bulamazsanız biliyorum birazcık maliyetli. Bana da Akıl Hocam jil getirmişti sağ olsun. Ama siz bulamazsanız mısır şurubu da olabilir. Onu da bulamadım veya kullanmak istemiyor musun? Pekmez kullanabilirsiniz aynı ölçekte. Anlaştık mı? 8 yemek kaşığı kadar akçaağaç şurubu, mısır şurubu veya pekmez kullanıyoruz. Ben yemek kaşığı olarak şunları kullanıyorum ama evinizdeki herhangi bir yemek kaşığını kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Bu hem rengini birazcık koyulaştıracak hem de birazcık aroma verecek. Şimdi bu karışımımıza ne yaptık? Yumurta sarılarımızı ve akçaağaç şurubumuzu koyduk. Ne yapıyoruz? Güzel, hani annelerimizin deyimiyle kulak memesi kıvamına gelene kadar yapışmaz bir hamur elde edeceğiz. Eğer ki yapışıyorsa muhakkak biraz daha un ekleyin. Benim yanımda birazcık var. Hani neme lazım diye duruyor. Açarken de onu kullanabilmek için. Lütfen yavaş yavaş bakın. İçeri doğru ala ala yoğurun. Böyle mıncık mıncık değil. Anlaştık mı? Eğer çok kuruysa bir tane daha yumurta sarısı eklemekten çekinmiyorsunuz. Bunu yavaş yavaş şimdi yoğuruyoruz. Hamurumu açtım. Ne yaptım? Pencere kısımlarını ve kapıyı kestim ekstra olarak. Tamam mı? Sonra kağıdımı hamurumun üzerine koydum. Hamurumu da eğer ki Duygu nasıl böyle açtın derseniz iki tane teflon kağıt veya iki tane yağlı kağıt koyup direkt üstünden açtım yapışmaması için. Biliyorsunuz ki bütün annelerimiz zaten öyle kesiyor. Çok fazla un kullanmadım ki hamuru tekrardan alıp tepsinin üstüne koymanız çok zor. O yüzden ya yağlı kağıt veya pastacılık malzemesi satılan yerlerde bulabileceğiniz teflon kağıtla şey yapabilirsiniz, temin edebilirsiniz bu kağıtları. Hafifçe, bakın hiç kaydırmadan, şimdi kestiğim yerlerden, pardon ya, kağıdı koyduğum yerlerden kesiyorum. Yavaş yavaş, hiç acele etmeyin. Şimdi çatımızı iki tane A4 kağıdı birleştirerek yapmıştık. Fakat bunu böyle kesmeyeceğiz. Ne yapıyoruz? Çatımızı tam ortasından bir falçata veya makas yardımıyla kesiyorum. Bunları ayrı ayrı keseceğiz. Anlaştık mı? Şimdi ben bunları şöyle baktım. Okey diyorum. Bu yeterli diyorum. Bakın iki tanesinin ortasını açtım. Yapabildiğiniz kadar ince, tamam mı? Her tarafının mümkün olduğu kadar eşit bir şekilde açtığınızdan emin olun. Şöyle tutuyorum. Ve bunu hatta şunu bir tık kaydırabilirmişiz. Kurabiyelerimi çok güzel kestim efendim. Şimdi ne yapıyoruz?
20 ile 30 dakika arasında buzdolabında tepsinin üzerinde dinlendireceğim. Yani hamur haline dinlendirmedim. Şeklini verip öyle dinlendireceğim ki küçülme veya büyüme gibi risklerle karşılaşmayalım diye. Bunlar şimdi buzdolabına gidiyorlar. Nerede? Artı 4'te. Yani neresi? Yoğurdu koyduğumuz yer. Yarım saat cocuklarımı dinlendirdim. Şimdi ne yapacağız? 180 derece önceden ısıtılmış fırında 10 ile 15 dakika arasında renk alana kadar bu minnoşlar pişecekler. Hazır mıyız? Heyecanlanıyoruz. Oluşmaya başladı değil mi evimiz? Ben hazırım, siz de hazır olun. Hadi. Minnoşlarımız pişti efendim. Buram buram koku geliyor. Yani diyeti sabote edici cinsten diyeyim ben size. Çok sıcak, böyle hem bir koku hem bir sıcak bana doğru geliyor. Şimdi ne yapacağız? Bunları mühürleyeceğiz. Çoğu insan kurabiyelerini mühürlemiyor fırından çıktığı anda. Fakat biz yumurta akıyla mühürleyeceğiz. Aynı turta yapar gibi. Bakın yumurta akımı aldım. Fırçayla bu hem biraz parlaklık verecek. Daha sıcak sıcakken. Hem böylelikle yumurta aklarımız da pişecek. Ve parlaklık gelecek. Yani elinizle sürmek de isteyebilirsiniz. Fakat eliniz yanar. Lütfen dikkat edin. Hızlı hızlı dikkat edin. Üzerinde böyle omletimsi bir görüntü vermesin. Çünkü ne olursa olsun yumurta aklarımız sıcakken pişiyor. Fırından çıkardık. Üzerine yumurta akımızı sürdük. Ve soğumaya bırakıyoruz. Neden yumurta akı sürüyoruz? Hem biraz daha sağlam olsun hem de parlak parlak gözüksün diye. Ben açıkçası mat görüntüyü sevmiyorum yani. Yok, çok böyle basit duruyor mat görüntü. O yüzden böyle parlak dursun. Biraz daha sanat eseri gibi gözüksün istiyoruz. Anlaştık. Ve bu buram buram muhteşemlik kokan kurabiyelerimizi soğumaya bırakıyoruz. Dinlen. Şimdi kurabiyelerimiz soğudu. Ne yapıyoruz? Mikrodalgada erittiğim, daha önceden temperlediğim izomaltım var. İzomaltın nasıl eridiğini, temperlendiğini merak ediyorsanız daha önceki izomalt videolarımıza bakıyoruz. Ne yaptım? Silpotun üzerine koydum. Şimdi cam gibi açık yaptığım yere şöyle toz sedef boyayla, bakın şey vermiştim, söyle onu, renk vermiştim ve kavun içi renkle, bu kavun içi olacak. Ötekisini de mikrodalgada eritip sarı yapacağım. Burada da sarımız var. Bir yeni yıl sevgisiyle sarımızı döküyoruz. Hatta elinize lütfen dikkat edin. Çok donmadan şöyle birazcık yaydırayım. Kendimizi açtık ve kocaman bir kurabiye evi yapıyoruz. Yani neden küçük yapmıyoruz ben de bilmiyorum. Ama yaptıysak tabii ki en büyüğünü yaparız. En büyüğü. Geldi sıra bu duvarlarımızı yapıştırmaya. Efendim çoğu insan bunu Roy Lysing'de yapıştırıyor. Fakat Roy Lysing çok sağlam değildir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Ahanda karamel. Bak, bak. Geniş bir tane tava aldım. İçerisine yaklaşık olarak böyle koskocaman su bardakları vardır ya. Ondan bir şeker koydum. Toz şeker. Şöyle bir suyum var. Ve limonum var. Yani bildiğiniz eskiden analarımız ağda yapardı. Bilmiyorum, belirli bir jenerasyon bunu bilebilir. Fazla bu konuda konuşmayalım. Karamel yapıyoruz. Şimdiki adıyla karamel. Eskiden adı derdi, şimdi karamel diyoruz. Ne yapıyorum? Ocağımı çalıştırdım. Ocağımın adı biliyorsunuz ki onun bir kişiliği var. Faruk. Faruk'la tanıştınız mı? Faruk ısınmaya başladı. Ne yapıyorum? İçerisine suyumu koyuyorum. Şöyle bir ıslatsın diye. Ve birazcık limon koymamız gerekiyor. Muhakkak karamel yaparken. Çünkü kesilir. Bunu üniversitedeki öğrencilerim çok iyi bilirler.
Şöyle birazcık limon koydum. Hafif bir karıştırıyorum. Islatacağım. Bütün şekeri ısıtıyorum. Sonradan da erimeye bırakacağım. İsterseniz renk almasını bekleyebilirsiniz. Fakat ben renk almasını beklemeyeceğim. Karamellerimiz oldu. Ne yapıyoruz? Burada ters çeviriyorum bu ilk çocuğumuzu. Şu kenarını, bu kısmını Semoş kopardı. O yüzden şöyle aldım ve sevgili anneciğimin paramparça ettiği şu kenarını karamelime batırdım. Ve kenarına koyuyorum. Azıcık bekliyorum. Öteki kenarını da yapıyorum. Sonra da büyük kısma geçeceğiz. Bu kenarlarını şöyle kaşıkla, ama hızlı olun çünkü karamel çok hızlı donuyor. Aldım. Ve yavaşça yerleştiriyorum. Vay anasını. Biraz dışarı geldi ama yapıştırdık artık. Süper. İyicene yapıştırıyoruz. Ellerinize lütfen dikkat edin. Yanabilme riskiniz var. Eğer ki benim gibi garanticiyseniz şu köşelerinden birazcık karamel akıtabilirsiniz. Bakın gördünüz mü? Ben garanticiyim. Şu köşelerine karamel sürüyorum. Bayağı uğraştık. Efendim çünkü gerçekten o kadar zor bir şekil belirledim ki. Çünkü neden? Küçücük bir ev yapmayacağız. Çünkü neden? Sıradan bir ev yapmayacağız diye. Ve sizler için deprem yönetmeliğine uygun bir ev yaptık. Evet, gerçekten. İnanılmaz güzel oldu. Bakın camları, çatıları mükemmel. Ben de iyice yaptığım karamelle şuralarını iyice sabitledim. Çünkü neden? Garanticiyim ben. Bunu, minnoşumuzu şöyle sıfırın üzerine royal icing sürdüm. Royal icing videosunda diğer stencil'ı çıkarttığınız royal icing'den görebilirsiniz o videodan. Ki nitekim bu videonun altında da linkini koyacağım. Oradan da rahatlıkla görebilirsiniz veya hazır royal icing'lerden de kullanabilirsiniz işinizi kolaylaştırmak için. Bu maliyetinizi biraz daha düşürecektir efendim. Şöyle. Ben bunu tabii ki tek başına alma riskine girmeyeceğim. Böyle bir şey yapmayacağım. Hemen alıyoruz bunun üzerine. Royal icing'i süslememize devam ediyoruz. Royal icing'lerimi hazırladım. Duyların numaralarını videonun altındaki bilgilerde yazacağım efendim. O yüzden hiç paniklemiyoruz. Anlaştık mı? Şimdi ne yapıyoruz? Yakın çekime ve çatıyı süslemeye başlıyoruz. Bu şimdi buraya güzel böyle bir egzantrik bir şekil vereceğim. İlk önce desenimi çiziyorum. İsterseniz ilk önce bir gıda boyası kalemler var ya, onunla çizip öyle de işinizi kolaylaştıracaksa yapabilirsiniz. Cetvel kullanabilirsiniz. Ben içgüdüsel gidiyorum. Şöyle içlerini boyuyorum. Hani böyle bir işte Strasbourg evleri gibi bir görünüm versin. Ardından şunların ortasına böyle mini minnoş noktalar. Şekiller tamamen size kalmış. Gerçekten çok yoruldum. İnanamazsınız. Yaklaşık olarak bunu süslemem 1 saatimi falan aldı.
Görüyorsunuz ben dantel gibi işledim fakat süslemesi tamamen sizde. Canınız nasıl isterse öyle süsleyebilirsiniz. Ben ince duyları veya şu karları yaptığım duyları demin de söylediğim gibi videonun altında yazdım. Efendim bu mükemmel lezzeti muhakkak yapmalısınız. Gerçekten çok güzel oldu ve biz küçücük yapmadık, meydan okuduk ve koskocaman yaptık. Tabii ki. Boyu 35 santim, eni 30 santim oluyor. Siz tabii bu kadar büyük yapmak zorunda değilsiniz. Daha minnoş minnoş da yapabilirsiniz efendim. Ben sadece birazcık abarttım ve ismimin hakkını vermek istedim. Şimdiden ellerinize kollarınıza sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.